Bu zavallı yaşlı keşişe bir bakın. Mükemmel görünmüyor, değil mi? Zayıf, sıska ve yaşlı. Meditasyon yapmak için oturmuş ve oldukça yorgun gözüküyor. Yüzü oldukça dikkat çekici ve adeta iç gözlem yapıyormuş gibi duruyor. Ama güzel olmaktan çok uzak. Bence bu heykeli farklı kılan bütün dünyada geçerli olan dini bir figürü nasıl betimlersin sorusuna verdiği farklı bir cevabının olması. Geleneksel olarak kabul gören cevap, manevi gelişmişliğin fiziksel güzellik ile yansıtılacağıdır. Bir insan olması sebebiyle kendinizi ona yakın hissedersiniz. Tanıyor olabileceğiniz, konuşabileceğiniz biriymiş gibi gözükebilir. Göğsüne bir baksanıza. Kemikleri çıkmış, ellerine baktığınızda da Damarları görebiliyorsunuz. Sanki yanı başımızda duran canlı bir insan gibi. Bunun bir Budist keşişi olduğuna dair birkaç ipucumuz var. İlk olarak çoğumuzun meditasyonla bağdaştırdığı bir pozisyonda oturduğunu görüyoruz. Saçı kısmen kazıtılmış ki bu da keşişlerde ve rahibelerde görülen bir durum. Kulak memeleri epeyce uzun. Bu da manevi olarak yüksek bir mertebeye ulaşmış kişiler için kullanılan geleneksel bir Hint sembolüdür. Bir elinde sarılı bir parşömen tomarı tutuyor. Bunda muhtemelen dini bir metin yazılı. Her tarafı deliklerle çevrili, kare şeklinde bu taş parçasında oturmaktadır. Sanırım bu bir dağın tepesinde veya tek başına izole bir ortamda olduğunu ifade ediyor. Milattan sonra bin yılında yapıldığı düşünülünce aslında muazzam bir kil heykel bu. Neredeyse gerçek insan boyutlarında. Bence gerçekten yaşamış bir insanı temsil ediyor ve işte bu yüzden ona baktığınızda ani bir tepki doğuyor. Suçlu ve düşünceli hissediyorsunuz. Çünkü aslında kutsallık kavramını zihnimizde idealleştirdik. Bu heykelin sizi çekmesinin sebebi göz alıcı veya güzel olması değil. Dikkatinizi çekmesinin asıl sebebi güçlü olması. Ruhsal gelişimle ilgili bir şeyler ifade etmesidir. Yine de sebebi hakkında belki biraz daha düşünmelisiniz.